Kalp ve damar hastalıkları, dünyada ve ülkemizde ölümlerin ve sakatlıkların en önemli nedeni. Kalp ve damar hastalıklarının başındaysa kalp krizi ve serebrovasküler hastalık denilen beyne giden damarların tıkanması yer alıyor. Kalp ve damar hastalıklarının detaylarını anlatan Özel Medam Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Mustafa Bildiler, kilo, şeker ve hareketsiz yaşam kalp ve damar hastalıklarını tetikliyor dedi. Kalp damar hastalıkları bilindiği üzere tüm dünyada ve ülkemizde ölümün sakatlıkların en sık nedenlerinden bir tanesi. Ve kalp damar hastalıklarının başında kalp damarın koroner arterlerle ilgili, kalp kriziyle ilgili işlemler ön planda olmakla beraber ikinci sırada da serebrovasküler hastalık denilen bu beyni besleyen damarların darlığı ve tıkanıklığı ile ilgili çok ciddi ölüm sakatlık durumu söz konusu. Bu kalp krizinden sonra tüm dünyada ve ülkemizde de ölüm ve sakatlıkların en önde gelen nedenlerinden biri. Halk arasında şah damar diye bilinen bizim karotis olarak, anatomik olarak adlandırdığımız yapı beyni besleyen ön sistemin sağ ve sol olmak üzere iki ana parçası. Bir de vertebral arter denilen arkada omurilikten geçip şah damarlarıyla beraber beyni besleyen bir böyle ağası bir yapı oluşturmaktalar. Bilindiği üzere kalp hastalıklarıyla ilgili risk faktörlerini ya da kalp damar hastalıklarıyla ilgili geçerli olan tüm risk faktörleri bu şah damarıyla ilgili olan hastalıklar için de geçerliliğini korumakta. Bunları anlatmak gerekirse şeker, tansiyon, sigara, kilolu olmak, bunlardan aile hikayesine sahip olmak, hareketsiz bir yaşam, stres, bu tip faktörler ve ileri yaş kalp damar hastalıkları ile ilgili ciddi risk faktörleri oluşturmakta. Operatör Doktor Bildiler, 65 yaş üzeri ve aile öyküsünde kalp ve damar hastalıkları bulunan bireylere önemli tavsiyelerde bulundu. Herhangi bir risk faktörü varsa ve 60 yaşın üzerindelerse, 60 yaşın üzerindeyse risk faktörü olmadan da değerlendirmeyi uygun görüyoruz. Ama 60 yaşın altında sigara, şeker, tansiyon, kilo, hareketsizlik, ailede kalp damar hastalığı öyküsü varsa mutlaka bu kalp damar sistemlerinin değerlendirmesini uygun görüyoruz. Medem Hastanesi olarak kalp merkezi ve kalp takımıyla beraber bu kalp damar hastalıklarının önlenmesi ve hani çok komplike olmadan uzuv kaybı, sakatlık, ölüm gibi sorunlar yaşanmadan önlenmesi için bir çalışma başlattık. Bunlardan bir tanesi de hani inme check-up'ı. Hani hastalar böyle hastalık başına gelmeden bunu nasıl yakalayabiliriz gibisinden bir çalışma yürüttük. O inme check-up'ı, anevrizma check-up'ı, bu tarz şeylerin detaylarını da ilerleyen günlerde kamuoyuyla da paylaşacağız zaten. Risk faktörü olan hastalarımızı mutlaka değerlendirme için kliniğimize, kalp merkezimize, hastanemize bekliyoruz.